Ana ızgara ölçülerini ayarlama. Birimleri ayarladıktan sonra belki grid yani kılavuz çizgilerinin ayarlarını değiştirmemiz gerekebilir. Çünkü customize unit setup yani birim ayarlarını özelleştir'e basarsak burası ondalık santimetreye göre ayarlanmıştır. Fakat kılavuz çizgilerinin aralığı ve boyutu tamamen farklı bir husustur. Bundan dolayı varsayılan ayarlarla değil de kendimizin oluşturduğu kılavuz çizgilerini istiyoruz. Kılavuz çizgilerinin boyutu ve aralığını değiştirmek için standart araç çubuğuna gidip burada Snaps'i yani yakalama noktasını seçiyoruz. Bu mıknatıs simgelerinin tümü Snaps'tır. Bunlardan herhangi birine sağ tıklayıp Grid and Snap Settings dialog yani kılavuz çizgileri ve yakalama noktası ayarları penceresini açabilirsiniz. Buradan Home Grid yani ana kılavuz çizgileri sekmesini açın. 3DS Max için varsayılan Home Grid'i burada göreceksiniz. Kılavuz çizgi aralığını 10 cm olarak ayarlayın. Bunun için 10 yazıp tab'a basın. Çünkü varsayılan birimimiz santimetre olarak ayarlı. Şimdi minor kılavuz çizgiler her 10 cm'ye ayarlandı. Major kılavuz çizgilerini ise her 100 santimetrede 1 olmasını istiyoruz. Bunun için 10 yazalım. Buna ilaveten aşağıda Perspective View Grid Extend yani Perspektif Kılavuz Çizgi Uzunluğu Görünümü ve Perspective Viewport yani Perspektif Çalışma Alanı Kılavuz Çizgi Boyutunu görüyoruz. Merkezden kenara 300 cm vererek bunu biraz daha büyük yapabiliriz. Bunun için 30 yazıp taba basalım. Şimdi çalışmak için sahnemiz biraz daha büyük oldu. Sahnemizde her biri 10 santim minör, her 100 santimetrede bir major kılavuz çizgileri vardır. Ve sahnemizi merkezden kenara perspektif görünümü ise 300 santimetredir. 3ds Max'te kılavuz çizgilerini görünüme göre uyumludur. Normal görünümde bu ön görünüm gibi geri zoom yapalım. Ctrl Alt ve farenin orta tuşuyla tutup Dolly yani kamerayı geri getiriyoruz. Yeterince geri giderseniz bu standartların yok olduğunu göreceksiniz. Ve biraz daha geri gidersek kılavuz çizgileri yakınlaştırma mesafemize göre uyarlanıyor. Yeteri kadar uzaklaştırırsak kılavuz çizgileri kaybolacaktır. Bu sorunlu olabilir. Çünkü buradan bu şekle çıkarsanız kılavuz çizgilerinin 1 metre olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bu görünümde artık kılavuz çizgileri 1 metre değil. Bu 1 metreden daha büyük olabilir. Çünkü mümkün olduğu kadar gerizyum yaptık. Yani uzaklaştırdık. Aslında sahnede bir referans noktası olarak kullanacağımız bir nesne olması gerekirdi. Perspective view yani perspektif görünümünde bir kutu oluşturalım. Kutunun uzunluğu, genişliği ve yüksekliği 1 metre olacak. Bunun için her defasında 100 yazıp Tap tuşuna basarak uzunluk, genişlik ve yüksekliği veriyoruz. Bu bizim referans kutumuz. Her tarafının 1 metre olduğunu biliyoruz. Yanına yaklaştırdığımızda bunun 1 metre olduğunu düşünüp görüyoruz ve kafamız karışmıyor. 3D Max'te kılavuz çizgileri üzerinde numaralar yok. Bu da gerçekten kafa karıştırıyor. Bu kandırmacaya izin vermeyin. Bir şeyler oluşturmaya başlarsak ve ölçeğe de dikkat etmezsek, olması gerekenden 50 kat daha büyük bir şey yapabiliriz. Aslında her çizim için gerçek dünyanın ölçeğini model almalıyız ve böylece sahnenizdeki tüm şeyler diğer sahnelerle uyumlu olacak ve bir olaydan sonra sahne ölçeklerini eşleştirmek için sorun yaşamayacağız kılavuz çizgilerini ayarladık. Referans kutumuz da var. Böylece en azından neyle uğraştığımızı biliyoruz. Bu zaman harcamamak için iyi yöntem. Çünkü kılavuz çizgilerinin ayarları 3ds Max'in sahne dosyası içinde saklanıyor.